Bugün inceleyeceğimiz ise Vakıfbank. Fakat incelemeye geçmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Kanalın izlenme sayıları çok iyi gidiyor fakat abone sayısı izlenme oranı artışı kadar aynı hızda ilerlemiyor. Yani artış göstermiyor. Bu da motivasyon olarak biraz beni düşürüyor. Bu tarz teknik analiz videolarının devamının gelmesini istiyorsanız, videoları beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Hadi vakit kaybetmeden incelemeye geçelim. Öncelikle hissenin trendlerini belirleyeceğim. Şurada bir trendi gözüküyor, ana trendi. Hemen lafı uzatmadan zaten trendlerini belirleyeyim. Seviyelerini söyleyeceğim, destek dirençlerini. Evet, şurada bir seviyesi görünüyor. Evet, hissemiz gördüğünüz gibi şuradaki trendle desteğine çarpıp direncinden geri geliyor. Şurada bir çıkış yapmış biraz ama tekrar trendine geri gelmiş. Hemen seviyelerini söyleyeyim. Şurada ilk etapta 10.14'ler destek. Yani zaten desteğinde, bu destekte tutunmaya çalışıyor. Yani aşağı gelmemeye çalışıyor, kırmamaya çalışıyor. Yukarıda da 12 lira 72 kuruşları direnç. Şimdi şurada bu destek tutmazsa bunu, bakın şurada 100 günlük ortalama var. Daha önce şurada iğne atarak 100 günlük ortalamayı delmiş ama destekten kuvvet alarak tekrar yukarı bir çıkış trendine girmiş gibi gözüküyor. Tabi şurada sınırda olduğu için burayı aşağı kırmaması lazım ki bu kanalda devam etsin ve çıkış trendini devam ettirsin. Burayı kırarsa ne olur? Önce yine ortalamayı test eder. Daha önce ortalamayı kırdığı için, deldiği için tekrar muhtemelen ortalamayı deler, desteği dener. Desteği de burada 9.17. Yani 9 liraları da desteğini aklımızda bulundurabiliriz. 9 lira kırılır mı? Onu zaman gösterir ama burada kırıldığı takdirde, destek de kırılırsa şuradaki 200 günlük ortalamaya kadar bu hisseyi düşünebiliriz. Yani 7.97, 8 liralara kadar gelebileceğini düşünebiliriz. Neden diyeceksiniz? Bu hisse zaten daha önce 15.68'lerden 6.5-7 liralara kadar gelmiş. Burada şu anda en son nereden gelmiş? 14 liralardan. Neden tekrar 8 liralara gelemesin? Yani aradaki şeyi oranladığınızda mantıklı ve zaten şimdi birazdan geri çekilmelerinde de göstereceğim neden olabileceğini. Hisse şu anda burada ve şuradaki boşluklara denk geliyor. Bakın boşlukları, boşluğu kapatmak istiyor. Buradaki boşluk oldukça büyük olduğu için bu boşluk zamanla kapanacaktır. Ve şurada şöyle büyük bir çanak oluşturuyor gibi, oluşturacak gibi. Bunu da hemen yapmayacaktır. Muhtemelen burada gelir, bu şekilde oyalanır. Şurada desteğinden kuvvet alarak tekrar yukarı çıkar. Uzunca bir süre boşluğu da doldurup şuradaki hedefine, çanağı tamamlar. Şimdi şuradan bir trend daha çizmek istiyorum. Bunun yukarıda TL bazlı nereye çıkabilir? Evet, bu üstü kırıp şu banda girerse burada da en yüksekte çıkabileceği yer TL bazda şu anda 19.5 liralar. Yani 20 liralar. Orada da zaten 19.5'a gelen ise 20 liraya da gelir. 20'de yuvarlak rakam olduğu için direnç görür. Satış yer 20'lerde, 20 küsürlerde. Tekrar bir satış yer. Hatta bunu bir teyit edelim bakalım. Şuradaki çanak tamamlandı diyelim. Bakın gördüğünüz gibi çanak da zaten burada tamamlarsa buradaki 20 lira direncine kadar gideceğini onaylıyor. Şimdi buradan bir hissenin geri çekilmesine bakarak oradan bir teyit edeceğim hisseyi. Çıkış zaten Temmuz'da başladığı için şuradan bakacağım. Şuradaki düşüş. Bakın şurada dediğim, şuradaki desteğimiz nereye geliyor? 0.61'in altında. Yani şurada, şurası neredeyse şu iğnenin iğne attığı yer.
Bakıyoruz. Tam arasında 0.61 ile 0.78 arasında. Yani şu 0.78'e bile gelebilir. Neden diyeceksiniz? Çünkü şurada zaten %100'ünü bile geri almamış. Bakın şurada da zaten bir iğne var. %78'de de şurada iğne var. Buradaki dipte tutmaya çalışacaktır. Bunu da yoklayabilir. O yüzden şuradaki zaten seviye destek zaten göze önünde bulundurulması gereken bir seviye. Onun dışında 200 günlük ortalaması neydi? 7.84. 7.5-8 liralarda dikkate alınması gereken bir seviye. Şuradaki geri çekilmesini de bir check edeceğim. Şu Temmuz'da başlayan ne kadarını geri almış? Bakalım bakın. 61 ile 78 arasında, 78'e tam gelmeden 61 ile 78 arasında bir seviyede dengelenmiş. Tekrar çıkış trenine geçmiş. Az önce şu mavi çizgide, yani şuradaki mavi çizgide aynı şekilde gene şurada buradaki çıkışın 61 ile 78 arasındaki bir seviyeye denk geliyor. O yüzden 200 günlük ortalaması seviyesine dikkate almakta fayda var. Hemen dolar bazlı grafiğine geçelim. Dolar bazlı grafiği bize her şeyi gösterecektir şimdi. Belli edecek, anlatacak. Zaten bankaların grafikleri aşağı yukarı hemen hemen aynı. Şurada tepeler var. Grafiği güzel aslında. Zor bir grafiği yok. Tepeleri var şurada. Şu tepe şurası. Ama buraya da hedef alabilirsiniz ama en rahat buralar olur. Zaten buraya gelmeden daha şurada bir hedefi var görünüyor hissenin. Yani şu 1, 2, 3 şu tepe biraz zorlayacaktır. Şuraya gelirse 2,5 dolarlara gelirse. Hemen şuradan bir düşüş trendine bakmak istiyorum. Bakın hisse daha düşüş trendini kıramamış. Şu anda hisse 82 sent. 82 sentleri direnç yapmış. Yani düşüş kanalını trendini kırması lazım ki yukarı ve şu ortalamanın üzerine de çıkıp tutunması lazım ki şu desteği destek olması lazım bu ve aşağı kırmaması lazım tekrardan. Hissenin yukarı çıkış trendinden bahsedebiliriz. Zaten bakın hissenin kanalı da hisse de şu düşüş kanalına girdiği için şu kanalda gidip geliyormuş düşüş trendinde. Buradan artık çıkma niyetinde, çıkmak istiyor. Zaten şurada dediğim o 82 kuruş direncini kırdıktan sonra ulaşabileceği ilk ortalamanın üzeri de zaten şuradaki ilk tepeye denk geliyor. Ve burada zaten baktığınız üzere, gördüğünüz üzere gene bir çanak oluşumu var. Şu çanağı alıp katlarsak ortalama bu desteği kırıp ortalamayı da geçiyorsa zaten bu yukarı gidiyordur. Oradan kolay kolay şuradaki düşüş hızı gibi yukarı çıkacağı için kimse bunu tutamaz. Herkes der neden çıkıyor? Bir sebep arar. Sebep aramaya gerek yok. Bakın buradaki tepelere hedefledi. 1.97. Ama burada da bir ana çanağımız var. Ona da bakalım o ne kadar yapacak. Tabi burada tepelere geldi yani şuradaki 3 tepeye. Bu tepeler buna karşı direnç olacağı için ve büyük çanak katladığı için burada gene bir satış yiyip burada aşağı devirebilirler, uzatabilirler çanağı vesaire. Şuradaki büyük hedefe bakalım ne kadar olacak. Nihai hedefi uzun vadede. Yani uzun vadede de gidebileceği seviye bu 7.30'lar. Bu artık 10 senede mi olur bilemiyorum ama en yakın, en nihai uzun vadede görebileceği en olası hedefi zaten 3.76'lar. Onun altında 2 dolarları görebilir. Hatta ve hatta 1 dolarları zaten şu anda bile iyi bir direnç seviyesi onun hisse için. Yani şu an için bu hisseyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.